Sabah sabah bir araba çekme macerasıyla uyandık. Asansör gelsin, herkese günaydın. Belediye ekipleri girememiş de hep benim şansımı benim arabamı çektiriyorlar. Neyse bakalım. Geç uyumuştum, sersem gibi oldum. Şimdi mutfağa girdim de bir sesler var, bakayım ne oluyor, ne bitiyor aşağılarda. Heh, işte bu araç yüzünden benim arabayı çektirdiler. O da hala giremedi mi, çıkamadı mı? O turuncu arabadan nasıl girdi o? Neyse, parmağım gelmiş yine. Tekrardan günaydınlar arkadaşlar, mutlu günler herkese. Karşılar sisli, annemlerin oralar, Eliflerin oralar. O tepenin arkası ya. Koca araç oradan nasıl dönecek? Vallahi. Neyse, burası hava alsın. Hadi sizlerle birlikte malzemeleri hazırladım. Dereotlu poğaça yapalım. Bu arada hala kurumamış. Bunu yıkadığım kaç gün oldu, inanır mısınız? Kurumamış. Havamız da böyle. Şimdi malzemeleri göstereyim size. Yarenciğim hala uyuyor. O geç saate kadar ders yaptı. Hem de çay demlerim. Böyle anne kız güzel, keyifli kahvaltı yaparız diye düşündüm. Bunu dün yapacaktım. Bu tarifi ilk defa yapıyorum. Evet, böyle sıvı yağla yaptığım dereotlu poğaça tarifi vardı ama onda peynir oluyordu. Bu sadece böyle dereotunu katacağız. O kadar. Biraz büyük kestim herhalde. Neyse. Bir çay bardağı yoğurt. Allah şifa versin. İnşallah ambulans acı acı gidiyor yine. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta içine, dışı için yani üstü için bir yumurta sarısı daha çıkaracağım dolaptan. Bir tane kabartma tozumuz var, bir çay kaşığı tuzumuz var ama ben bir çay kaşığından bir tık fazla koydum. Yarım demet dereotumuz, 3 su bardağı da unumuz var arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu tripodumuza sabitleyelim. Şurada sizlerle birlikte sohbet ede ede yoğuralım. Pardon. O esnada yoğurmadan önce ben hemen, ay her yere bir şey sıçramış. Fırın tepsisini çıkartayım yağlı kağıtla beraber. Fırına verelim inşallah. Ben şöyle yağlı kağıdımı kesiyorum. Çünkü normal fırınlardan bir tık bunun tepsisi ufak. O yüzden böyle yağlı kağıt fazla geliyor. Şimdi bunu keselim. Kadar fazla yedim. Bugün markete gideceğim. Yoğurt almam lazım. Bir de neydi? Bir iki bir şey daha vardı aklımda. Eksik bitiyor mu? Bir tane yumurta. Yumurta da az gerçi. Tuzumuz, kabartma tozunu unla beraber koyacağız. Şimdi şöyle bir kase dereotunu alalım. Birinci unumuz. 3 su bardağı un diyor ama hani bu değişiyor biliyorsunuz yumurtaya göre falan. He, ben buna çok azıcık sirke de ekleyeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Normal tarifte yok ama ben şöyle öz kararı bir yemek kaşığı kadar mı diyeyim. Böyle azıcık bir şey. Elma sirkesi ekle. Ay. Yağlıklarını kıracakmış az daha. Tava aşağıya inmiş de. İkinci bardak. Ama bunda şimdi tereyağı, margarin falan olmadığı için herhalde 3 bardak hemen toplar.
Hem dolu koymadım. Gerçekten tam birebir 3 su bardağı un yeterli geldi. Şimdi ellerimi yıkayayım. Bunları güzel kaldırayım. Sizlerle beraber yapalım. Evet, ben yapmaya başladım. Şimdi bütün hepsinin şeklini vereceğim. Şöyle çok büyük almıyorum elime. Ondan sonra yumurta sarısı süreceğiz. 180 derecede pişireceğiz. Ben üzerlerine çörek otu dökeceğim. Sizler isterseniz dökün, isterseniz dökmeyin. Yalnız keşke yumurta sarısı kullanacağım ya, bir tane daha. O akı da bunun içine koysaymışım. Onu hiç düşünemedim. Neyse. Ablam çok yapardı dereotlu poğaça. Onun buzluğunda muhakkak olurdu. Hepimizin öyle şeyleri oluyor ya, bir dönem mesela aynı şeylere takıyoruz. Böyle hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bende çok oluyor, bilmiyorum da sizde de oluyor mu? Çamaşır makinesi çalışıyor. Yatak örtümü attım. Dünkü nevresimler kurumamış. Malum kombiler artık yanmıyor ya. Güya ben erken kalktım, ütü yaparım diyordum da. Yine poğaça yapıyorum. Evet, eşim görüntülü aradı. Sabah konuşmamızı yaptık. Şöyle 16 tane poğaçamız çıktı. Şimdi fırına 180 derecede önceden açmam lazımdı. Unuttum Barış'la konuşurken. Evet, hadi bakalım. Ay, havluyu da almadım da onunla da yanmayız inşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, çayımı demledim. Tabağımda şurada dursun. Güzel olmuş ha, benziyor. Evet, biraz ılısın, servis tabağını alalım. Fikrimi de sizlerle paylaşacağım tabii ki her zamanki gibi. Dediğim gibi bunu ilk defa yaptım. Yoksa böyle sırf yağla dereotlu poğaça yapmıştım da umarım güzel olmuştur. Çayımızın altını açalım. Çayımız oturmuş. Çamaşır makinem de bitti, bitecek. Evet, poğaçalarım az önce gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Güzel kokuyorlar. Umarım kıyır kıyır ve çok güzel olmuştur. Şimdi kahvaltılıkları hazırladım. Başka bir şey yapmadım. Domates, salata, biber, peynir, zeytin. Rabbim ne verdiyse Allah'ım herkese çok versin. O zaman kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra buraları toparlayayım. Bugün bayağı bir işim var. İnşallah enerjim yüksek olursa ayağıma da krem süreceğim. Bize afiyet olsun. Denerseniz, yaparsanız sizlere de afiyet, şifa olsun. Evet, yine ben, kırmızı başlıklı Yeşim. Aysun'la uzun uzun sohbet ettik. Buradan selam olsun. Poğaça harika olmuştu. Yaparsanız muhakkak benim gibi sirke koyun. Ben birazını buzluğa attım. Fazla gelecekti. 4-5 tane ayırdım sadece. Şimdi ben nereye gidiyorum? BİM'e gidiyorum. Bugün salı. Aktüellere bir bakacağım. Akşam demlemelik çayım kalmamış. Çay alacağım. Yoğurt alacağım. Ama benim alacağım çay BİM'de yok. Ya Şoka ya 101'e gideriz. Öyle işte telefonlarla lak lak yaptık. Eskileri, yenileri, güldük, eğlendik. Şimdi kaldığımız yerden işlere güçlere devam etmemiz lazım. Daha hiç ev işi yapmadım. Bir mutfağı toparladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. O kadar. Bugün de demin hatta ablam aradı. Çarşıya inecek mi Yeşo dedi. Dedim bugün inmeyeceğim, yarın ineceğim. Yarın ablamla buluşacağız. İş çıkışı. Onun da ufak bir işi var, onu halledeceğiz. Öyle. Haydi bakalım gidelim BİM'e. Allah'tan biraz durdu, demin çok yağdı. Ay bakın, cuma günü güzel şeyler geliyor. Şöyle nevresim takımları, yatak örtüsü, çamaşırlıklar ve bakın bunlar geliyor. Hasır. Çok güzel görünüyor. Şu benim araba geçsin de. Kirli sepetime benziyor. Desenli, ben ondan memnunum. Elif almıştı. Şu set de güzel. 179 TL. Buna bakılabilir. Amerikan servis 50 TL. Dün ben aslında şeyde baktım da istediğim gibi yoktu. Aksu'da. Bir de burada o bayağı şeyler geliyor bakın.
tencereler, soyacaklar, saklama kapları, wok tava. Şu çaydanlık da güzel, 400 TL olmuş. Yani güzel. Bakarız inşallah cuma günü. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Şunlar bilmiyorum, hiç kullanmadım, nasıldır. Bundan aldım. Böyle fındıklısı falan da var da böyle bir şeyler gelmiş bir sürü. Bakın şunların da fiyatları uygun. Bu tarafta da böyle Nestle'nin, aman Nestle'nin diyorum, Nescafe var damaklı. 95 TL. Makarna. Bayağı bir şeyler var işte. Ama ben şunları aldım. Şimdi bu hafta BİM'den payımıza düşenler. Çay diye gittim. Evet, çayı gidip Şok'tan veya 101'den alacaktım. Bu arada yumurtayı da unutup geldim. Allah'tan 6 tane yumurta var da bir daha gitmedim. Artık bunu aldım. Çay kurum bu kamelya da güzel oluyor. Bir tane yoğurt aldım. Geçenlerde Yaren az gelsene. Bir arkadaş demiş ki önceden Yozgat'ta yoğurt mayalardı, ne güzel. Neden hazır yoğurt alıyorsun? Hazır yoğurt almamın sebebi bu kız. Söyle. Evet, ben yiyemiyorum. Yiyemiyor. Arkadaş, faydalı şeylere alerjisi var benim kızımın. Gerçekten ev yoğurdu asla sevmiyor ya. Ev sütü de sevmiyor. Yani şey süt, doğal süt. Peynir de sevmiyor. Yaren'in öyle şeyleri var arkadaşlar. Hani yoğurt yese ben yaparım. Dostu çok seviyorum çünkü. 8. sınıf özellikle sütünü, evet, her gece içiyordum, hatırlıyor musun? Evet evet. Gerçekten BİM'in yoğurdunu da sütünü de Yaren çok seviyor. Evet. Şimdi bunları Yaren'e aldım. Tabii fındıklıyı kendime aldım da. Şöyle Alman çikolatasıymış. Oradaki arkadaş dedi ki çok güzel dedi. Valla çikolata almaya dene, şunu dene. Ben genelde biliyorum, fındıklı seviyorum. Aslında bütün fındıklı severim. Bir de şöyle bir tane badem aldım. Aslında ne vardı biliyor musun? Antep fıstığı falan da vardı da. Bakayım. Kırılmış mı? Oo, çilekli bak, şey gibi Milka'nın. Hadi test edelim. Öyle bu hafta BİM'den payımıza bunlar düştü. Nasıl? Güzel. Güzel. Şimdi bunları yerleştireyim de hemen. Aa, bir şey var. Bir şey geliyor içine. Büsküvi gibi. Parçalar var. Güzelmiş. Çilek mi acaba? Güzel güzel ama, değil mi? Öyle arkadaşlar. Normalde ev süpüreceğim. Kendime kahve yapacaktım. Ama ve lakin şu bezelyeyi ayıklamam lazım. Yani aldığım kaç gün oldu? Cumartesi günü aldım. Dedim bunu haşlayayım güzel. Bezelye tavada hiç yapmadım. Hep alıp alıp buzluğa koydum da. Neyse bakalım. Şimdi bunu ayıklayacağım arkadaşlar burada. Sonra güzel bir kahve içeceğim. Ondan sonra da Allah kısmet ederse bugün ev işimi yapacağım. Yani inşallah. Sabah böyle kendim uyanamadım ya arkadaşlar. O yüzden böyle bugün bütün enerjim bitmiş gibiyim. Gerçekten o arabayı işte çekmemi istediler ya. Saat 2:30 uykum geldi. O yüzden uykumu açmam lazım. Ve ne yapacağım? Kahve yapacağım. Bezelyeyi şimdi suya koydum. Birkaç sudan daha geçecek. Ondan sonra yıkayacağım. Haşlayacağım. Belki bugün tava yaparım. Yaren yiyip geleceğim anne dedi. Geç geldiği zaman bazen yiyor. Ben de o yüzden bilmem ki, belki tava yaparız. Tava soğuk da yanıyor nasıl olsa. Çok azıcık tellak köftemiz var. Şimdi şöyle bir tane tatlı koydum. Kahvem olsun. İnşallah kahve beni kendime getirir. Hey maşallah, iki kişilik kahve yapmışım. Evet, benimle kahve içmek isteyenler hadi buyurun. Niye biliyor musunuz? İki fincan ve büyüğe bastım. Aslında bir tane büyük bassam yeterliydi. Neyse bakalım hadi. Geldim burada birazcık döktüm. Sehpalarımın da tozunu görmeyin gerçekten. Şimdi burada birazcık oturayım. Saatlerimiz de 2:30 hatta 3'e geliyor galiba. Güzel kahvemi içeyim, tatlımı yiyeyim. Sonra evimi süpüreyim, tozumu alayım.
halılarımı yerleştireyim. Yılan hikayesine döndü gerçekten. Evet, bana afiyet olsun. Kumandayı da alayım. Televizyondan bir şeyler izliyordum. Evet, aldık kumandayı da. Hadi bakalım. Böyle oturalım. Demin nasıl güzel yağmıştı, durdu. Evet, şimdi dedim ki kalk yeşim, sirkelen, saat 3'de olsa 4'de olsa bu salonu bugün hallet, daha doğrusu evi. Şimdi yazan arkadaşlar vardı, krem koltuğu karşıya, laciverti buraya koy diyenler. Aklımdaydı, yapamadım ama gerçekten bu ara hani tamam mutfakta bir şeyler yapıyorum ama elim kolum ev konusunda kalkmıyor, bilmiyorum, anlamadım neden. Şimdi arkadaşlar tırnaklarıma da şeyi sürdüm, kremi. İlk önce şu arkayı falan süpürüyorum ve çamaşır sulu tişörtümle hemen işlerimi hallediyorum. Saat 4 oldu. 1 saatte salonu hallettim. Koltukların şu ikisinin yerini değiştirdim. Lambaderi oradan çıkardım. Lambaderimi ilk günden beri sevmeyen arkadaşlar var. Ya biz bilmiyorum, ablamlarla hani severek almıştık. Şimdilik oradan çıkardım. İşte lambaderi değiştir, tülü değiştir. Böyle hani fikir veren arkadaşlar var da bazı şeyler böyle şıkır şıkır olmuyor arkadaş. TV ünitesi aldım. Evet, lambader de alabilirim ama şu an gerek var mı? Yok. Tül de öyle yırtık değil. Evet, diktireceğim ama acele etmiyorum. Yani geçen de bir arkadaş demiş, bence o tülün değişim zamanı geldi demiş. Neyse, sırayla arkadaşlar. Çiçeği oraya aldım. O tarafı boşalttım. Aslında şunları da oradan almak istiyordum da Yarenciğim arıyor. Işık da bakın her zaman yapmıyor. Bakın durdu. Arada bir pırpır yapıyor. Yani zaten diğer mesela şuraya falan bir şey istiyordum ya. Onları falan zamanla. Hatta şuraya bir şey istiyorum. Çivimiz var gördüğünüz gibi. Burası da boş. Onları acele etmiyoruz. Söylediğim gibi her şey sırayla arkadaşlar. Rabbim sağlık versin. Bin şükür, çok şükür. Allah'ım olmayanlara versin. Şimdi içeriği göstereyim mi size? Ay, çok yakınlaştırdım. Bakın, kova burada. Süpürge orada. Çamaşırlıkla yatak örtümüz. Hepsini halledeceğim Allah izin verirse. Misler gibi oldu. Saatlerimiz 6'ya geldi. Bezelyemi haşladım. Mutfağın halısını serdim. Buranın halılarını serdim. Gördüğünüz gibi orada bir tek yatak odası kaldı. Yani yatak örtüsü kaldı, kurumayan. Onu da artık yarın ütüleyeceğim. Banyoda böyle mis gibi oldu. Her taraf, yoruldum ama misler gibi oldu arkadaşlar. Buranın halılarını da bir aklım değiştirmek istiyor da.
Bilmiyorum nasıl bir şey alsam. Burası zaten göstermiştim, mis gibi oldu. Şimdi bezelye tava yaparsam yapacağım ama ondan önce ben bir uzanayım, dinleneyim. Sonra buluşuruz inşallah. Geldim arkadaşlar, çayımı demledim. Yarenciğim dediğim gibi karnı tok gelecek, arkadaşlarıyla yiyeceklermiş. Biraz da geç geliyor. Ben bezelyeyi haşlamıştım ya, güzel bezelyemi, ay yine hapşıracağım. Bu karabiber beni, ay elhamdülillah hep beraber. Ay gerçekten, bu ara karabiber beni mahvediyor. Şimdi bezelye tava hiç yapmayan arkadaşlar var. Orijinali böyle değil, onu söyleyeyim. Orijinalinde patates koyuyorlar, yumurta koyuyorlar, ablam havuç da koyuyor. Ben sadece bezelyeleri haşladım. Mısır unu koydum, göz kararı, karabiber koydum, pul biber koydum, tuzunu koydum. Başka yumurta falan koymadım. Evet, tutması için yumurta koyuyorlar. Hatta böyle tavaladıktan sonra üstüne yumurta falan döküyorlar. Ben o şekilde asla sevmem. Ben böyle seviyorum. He, önden patates haşlasaydım. Bunu mesela tavaya diziyorsunuz. Üstüne patatesleri böyle yuvarlak yuvarlak koyuyorsunuz ki inşallah bir gün yaparız. Ablamın yaptığı gibi havuçla patatesi rendeleyip de suyunu sıkıp onu da yapmak istemedim. Şimdi tavam ısınsın. Yağ koydum şöyle çok azıcık. Evire çevire bunu pişireyim. Dediğim gibi çay demledim. Fellah köftem de var ama onu yaren isterse yapacağım. Dün akşam yaptığım biraz kalmıştı. Gece baktım yaren yemiş. Saçım başımda nasıl bilmiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi tava ısınsın. Bunu böyle ilk karıştıracağız. Sonra dümdüz yayacağız. Şöyle kapakla çevireceğiz. Bu kadar yani. Dediğim gibi orijinali bu şekilde değil. Ama ben fasulyeyi de böyle seviyorum. Hatta bugün patlıcan mı yapsam dedim. Patlıcan da vardı. Onun tavası da çok güzel oluyor. İnşallah onu da yaparız sizle. Bismillahirrahmanirrahim. Baksanıza bir tava koymuşum. Yarın yine bezelye alırım Allah kısmet ederse. Şimdi bunu biraz böyle pişsin, çevireceğim, karıştıracağım yani. Ondan sonra altına tekrar yağ dökeceğim. Şimdi şöyle karıştıracağım biraz. Dediğim gibi tutması için yumurta evet güzel oluyor ama ben sevmiyorum arkadaşlar ya. Oh, yemede yanında yat olacak inşallah. Şöyle yakından göstereyim. Bakın kızarmaya başladı. İlk etapta böyle hepsi aynı kızarsın diye karıştırıyorum ben. Sonradan bunları böyle güzel düzelteceğim. Şöyle bastıracağım. Birbirine yapıştıracağım. Yumurtasız da yapıştığını göstereceğim size inşallah. Şimdi bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya dökmemek için burada çeviriyorum. Şöyle yağını döktüm. Bakın görebiliyor musunuz? Şimdi elimi yakmadan. Bu şekilde göstereyim. Bakın nasıl oldu. Şöyle çevire çevire pişiriyorum. Biz kızımla bu şekilde seviyoruz. Sizler dediğim gibi patates, havuç, yumurta koyabilirsiniz. Evet, bezelye tavam hazır. Şöyle yanmış gibi gözüküyor ışıktan ama nar gibi kızardı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun yarısını hemen yiyeceğim tabii ki. Yarısını yarenciğime bırakacağım. Soğuk da yiyoruz söylediğim gibi. Çay da demledim. Kahvaltılıklardan da çıkardım. Daha ne olsun? Evet, bana afiyet olsun bakalım. Kapanışta buluşuyoruz inşallah. Çayım ve ben geldim. Güzel karnımı doyurdum. Yaren arayacak. Yaren'i almaya gideceğim. Bugün geç gelecek. Şöyle bir yudum çay alayım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Evet, bu da çay kurun çayı. Kamelya ama altın başak mıydı? Yok, altın baştı. Aldığım çayı karıştırdım. O çok başka. Burada evet sisli puslu çıkıyorum ama burada böyle yere oturup sizlerle ufak bir şey konuşmak istiyorum. Acayip yoğun bir telefon trafiğim vardı bir saattir. Şimdi hatta Ankara'dan Ayşe arkadaşım Erdek'te kampta tanıştık. O zamandan beri kopmadık. Buradan öpüyorum onu. O aradı. Yine arkadaşım Gökçe Side'de kampta tanıştık. Eşlerimiz aynı devre. Bazen o kadar güzel insanlarla yollarınız kesişiyor ki buna inanın. Sizler de aynısınızdır. Yani o bağımız kopmuyor. Mesela ben bu iki arkadaşımla da kamplarda tanıştım. Ve o zaman bu zaman hala görüşürüz. Ararlar, sorarlar. Bir sürü arkadaşım aradı da şimdi böyle kamp deyince onlar aklıma geldi. Evet, jandarma tayinleri açıklandı. Ben tayini heyecanla beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Normal şartlarda biz tayinciydik arkadaşlar. Biliyorsunuz Ağrı bize 2 seneydi.
Fakat eşimin yeri değişti. Yaren bu sene yerleşemedi. Ev aldık şöyle böyle derken eşim ben bir yıl daha uzatacağım Yeşo dedi. Ben her ne kadar istemesem de ama dedi hani senin de rızan olsun. Çünkü bu üçümüzün kararı olması lazım dedi. Biz bir şey yapılacağı zaman üçümüz karar veriyoruz. Daha önce söylemiştim sizlere. Neyse tamam dedim ama yani tuhaf oldum. Niye derseniz evet. Benim eşimin işi çok kutsal. Şu an orada çok güzel bir görev yapıyor. Allah ayağına taş değdirmesin. Birçok arkadaşımın da eşi benim eşim gibi uzakta. Hepsi Rabbime emanet. Bütün askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz. Yani bir evin hem erkeği hem annesi olmak zor. Ama ben güçlü bir kadınım. Ayakları üzerinde duran bir kadınım. Ben alışkınım. 22 senelik asker eşiyim. Aynı şehirde olsak da ben hep yalnızdım. Çünkü eşi jandarma olanlar, asker olanlar beni çok iyi anlarlar. Yeri geliyordu, yemin ederim size günlerce ben Barış'ı görmüyordum. Hastaneye Yaren'le giderdik, ne bileyim bir şey olur Yaren'le giderdik. Tek giderdim, bana hatta o zamanlar kızarlardı. Kapının önünde araba var, niye araba sürmeyi öğrenmiyorsun, eşin yok. En basiti Suriye mesela, 6 ay Suriye'ye gitti. Yozgat'ta yoğundu, Batman'da yoğundu, Sinop'ta yoğundu, her yerde yoğundu. Bilecik'te, Adıyaman'da, yani... Asker olup da yoğun olmayan yoktur diye düşünüyorum. Evet görevleri çok kutsal ama bir o kadar da zor ve yorucu tabii ki. Neyse onun kararı hani sonuçta şu an orayı o çekiyor. Ben burada ne kadar zorlansam da onun kadar zorlanmıyorum. Çünkü benim burada ailem var, memleketimdeyim, ev aldık. Neyse kafanızı da çok şişirmek istemiyorum ama ve lakin böyle bir karar aldık. Neyse az önce Gökçe arkadaşım aradı. Yeşo dedi tayinler açıklandı. Sizinki belli oldu mu? Dedim bacım hani Barış uzatma verdi. Benim umudum yok. Kesin kalacak. Ama dedim sorarım. Onların tayini Erzurum'a çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun. Sonra bir arkadaşımla konuştum. Onun tayini yani onların tayini Ankara'ya çıkmış. Daha ulaşamadığım arkadaşlarım var. Bu tam açıklandığı zaman telefon trafiği müthiş oluyor yani. İnşallah hayırlı yerler olsun. Hayırlı insanlar. İnanın. Hani birebir yaşadığım için şehrin güzelliğiymiş, işte sosyal hayatmış bunlardan ziyade karşılaşacağınız insanlar çok önemli. Ben hani köyde olsa seve seve gittim. Her zaman da giderim eşimin peşine. Hatta bu sene işte Yaren yerleşsin. Daha sık gitmeyi planlıyorum Barış'ın yanına inşallah. O hatta takılıyor sana burada diyor. Bir oda ayarlayayım sen buraya gel Yaren orada kalsın. Veya işte Yaren nereye giderse falan aramızda takılıyoruz. Öyle işte arkadaşlarım ya. Bir sene daha birazcık daha zorlanacağız ama her şey evladımız için, her şey geleceğimiz için. Dönüşte eşim Zonguldak düşünüyor elbette. Çünkü ev aldık biliyorsunuz. İnşallah bizi Zonguldak'a verirler. Gerçi böyle demek istemiyorum. Her şeyin hayırlısını diliyorum Rabbimden. Hayırlısıysa olsun. Zonguldak olmazsa da bu arada çok soranlar var. EYT size vurdu mu diye. Evet vurdu ama şu an için emekliliği düşünmüyoruz. Hani bir iki sene sonra ne olur onu da bilmiyoruz tabii ki. Daha benim eşimin yaşı genç yani. Çocuk okutacağız yani. Türkiye şartlarında biliyorsunuz söylememe gerek yok yani. Gerçi benim eşim emekli de olsa durmaz. İlla ki bir işler yapar yani. Çalışmayı seven bir insan. Her zaman Rabbimden her şeyin hayırlısını diledim. İnşallah bu tayinde bizim için hayırlısı olmuştur. Allah pişmanlık vermesin. Tayinci değiliz arkadaşlar. Bir yıl daha eşim Ağrı'da. Ben Zonguldak'tayım. Ben büyük bir ihtimalle artık Zonguldak'tayım. Öyle düşünüyoruz yani ailece. Öyle sizlerle de paylaşayım. Çünkü aramızda asker eşi arkadaşlar var. Yarın muhakkak yazacaklar yorumlarda. İşte tayinler açıklandı. Hatta bakın arkadaşım arıyor. Ona da döneceğim şimdi. Öyle eğer aramızda tayinci arkadaşlarımız varsa inşallah hepiniz için de hayırlısı olsun. İnşallah eşlerinizle çoluk çocuk gideceğiniz yerler olsun. Çünkü gidememek zor. Yani çok zor. Zor yani. Böyle abuk sabuk yorumlarda hani insanın canını sıkıyor ama biz kendimizi biliyoruz. Bakın geçen ablamla konuştuk ya o konuyu biliyorsunuz. Onda size şeyi demeyi unuttum. Benim eşim hani asker olduğu için ben eşimi çekmiyorum. O arkadaş ablama demiş ki yorumlarda. Eşim beni aldattığı için kameralara çıkmıyormuş benim eşim. Tanınmamak için gözükmüyormuş benim eşim. Yani Allah sizler gibi insanları tabii ki de bizden uzak etsin. O konuya da nereden geldim bilmiyorum. Öyle işte arkadaşlarım bunu da ufacık böyle açıklayayım sizlere istedim. Bir yudum çayımdan alayım. Umarım inşallah severek sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yalnız çok parladım. Bayağı bir bulanık kötü çıktım ama başka yerde mi çekseydim bilemedim. Neyse siz beni her halimle seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun.
Hoşça kalın.